Ver söyleyeyim kendisi. Tamam. Lan gelene bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Hamdi abi ya. Ne yapıyorsunuz lan? Sağ ol, sağ ol. Sen ne zaman çıktın abi? Bugün çıktım aslanım. Vay. Vay. Kilo almış kendine gelmişsin abi. Eyle oldu biraz. Mal var mı lan? Olmaz mı Hamdi abi ya? Emrin olur. Etrafa bak lan. Her zamankinden değil mi lan? Her zamankinden abi değiştirmedik. İyi valla. Bizim Yılmaz 7 yer açıyor. 10 numara oyunlar var içeride. Sen de gel istersen beraber gidelim. Yılmaz yeni yer mi açıyor lan? Hem de ne yer abi, gidip de görmek lazım. Biri veriyorsun, 10 alıyorsun. Para keş. İyiymiş. O zaman yarın bir yere uğrayayım. Bir hayırlı olsun diyelim ha. Diyelim abi. Uğur abi. Tamam. Ne var? Ne bakıyorsun? Yine zıkkım aldın değil mi? Lan kadın. Akşam akşam canımı sıkma benim. Defol git lan. Oh. Kahretsin. İçerideyken değişir sanmışsın. Ama hayal kırıklığından başka hiçbir şey değilsin Hamdi. Allah belanı versin senin Hamdi. Yürü git. Yeter Hamdi yeter. Hayırlı işler kızım. Hamdi. Sen de kalk bir elini yüzünü kada. Kendine bir iş ara istersen. Ne işi lan? Hamdi çalışmayacak mısın? İçeriden yeni çıktın. Sen niye çalışmıyorsun? He? Çocuklara kim bakacak? Evi kim çekip çevirecek? Lan bana bak. Sen hep bir uzanış ha. Kemiklerini gördük mü lan bana? Kemiklerini gördük mü bana? Gözün aydın komşu. Hamdi çıkmış içeride. Ne aydın komşu? Ölseydi içeride keşke. Hadi ya. Düzelmemiş mi? Ne düzelmesi? Aynı şekilde daha beter olmuş şerefsiz. Sofra hazır değil mi lan halen? Birazdan ha? Hazır olur. Otur da. Birazdan hazır olur. He. Benan. Sen niye yardım etmiyorsun lan annene? Kalkıp yardım etsene. İşten yeni geldim. Yorgunum. İşten yeni geldim. Yorgunum. Taş mı taşıdın lan? He? Ya sadece taş taşıyanlar mı yorulur? Lan bana bak. Hamdi yapma. Hamdi yapma. Kes lan. Bana bir daha cevap verirsen var ya. Senin gelmişini, Hamdi, geçmişini. Sen kalk kızım makarna yağışla. Ben de hemen bir salata yapayım. Hamdi, şu bizim asyalılar var ya, onun kocası şoför arıyormuş. Hep senin şoförlüğün değil. Bir baksan diyorum. Bu çevreden de uzaklaşmış olursun. Ne kadar maaş vereceklermiş? Şey, asgari ücret dedi ama. Ne? Asgari ücret. Ulan bana bak. Bu saatten sonra ben çalışmam, tamam mı lan? Yarından tezi yok, sen de kendine bir iş bakacaksın. Bana bak lan. Sen de gidip daha çok çalışıp daha çok para kazanacaksın. Gebertirim lan sizi. Duydunuz mu beni? Utanmıyor musun karını kızını çalıştırıp onların parasını yemeye? Ne dedin lan sen? He? Ne dedin? Hadi yapma! Ne dedin lan sen? Hadi gözünü seveyim! Gel! Gel abi gel. Gel üzülme. Oğlum ne oldu lan? Bir şey oldu. Yine kaybettin abi. Hem her gün kaybedecek değiliz ya. Şansların da yüzüne gider elbet bir gün. Boş versen. İkinci el eşyacı sen misin? Aynen ben. İyi. Buzdolabından çamaşır makinesi içeride. Buyurun gidelim Bahar. De. Kızın çok güzel. Bak. Sana 100.000 lira veririm. Hem kızın güzel diyorsun. Hem 100.000 diyorsun. Dalga mı geçiyorsun Veysel ağa? 100.000'i az. 250.000'i ver, al götür ne yaparsan yap. Uçma lan Hamdi. Uçması kaçması yok bunun Veysel ağa. 250.000'i verirsen alırsın. İşine gelirse. Kızım, bu adamı benim gözüm hiç tutmadı. Anne bak bu adam beni mal gibi satacak demedi de mi? O kadar da değil kızım, ben seni korurum. Anne sen kendini koruyamıyorsun. Kızım, gerekirse lime lime ederim ama yine
Baban seni kumar masasına koydu kızı. Borcunu ödemezse alırım seni. Kız. Çık git lan. Ben kızı Veysel Ağa'ya verdim oğlum, hadi. Hadi. Hamdi. Borcunu ödesen de, ödemesen de den. Nasıl kıydın lan bu kıza? Şu kızın haline bak. Hiç mi için cızlamadı lan? He? Lan yürü git. Varsa 300 bini sana vereyim oğlum. Renan! Renan! Bir dakikanız olacağım. Duymuyor musun lan sen beni? He? Ya bırak! Duymuyor musun lan sen beni? Bor çabuk eşeğe mi olsun lan burada? He? Ya! Mete oğlum yetiş! Yetiş, babası Renan'ı satıyor! Mete çabuk gel! Evet beyler, yanlış anlamayın, ikinizi aynı anda çağırdım ama yani bir yamuk olmasın diye ha. Evet. Hande, bak sana 20 bin lira verdim. 230 bin lira daha verdim, kız benim. Buna gel. Gel canım buraya. Alayım lan kızı. Bir dakika. Siktir git lan, ben kızı Veysel Ağa'ya verdim. Hadi! Bu burada bitmedi Hamdi. Git lan. Veysel abi. Allah razı olsun. Lan Hamdi, polislerin ne işi var lan burada? Sakin. Sakin. Kızım. Sakin. Merhabalar, Pınar İzci ben. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin işaret dili tercümanı ve eğitmeni olarak çalışıyorum. 7 yıllık tercümanlık yapıyorum. Tabii tercüman olunca, insan sahneye bir kere çıkınca bunun devamını getireyim diye tiyatroya da başladım. 4 yılda tiyatro oynuyorum, sahnelerdeyim ve sahneyi çok seviyorum. Merhaba, ben Koray Demir. Bu oyunda oynadığım için çok mutluyum. Çok güzel bir oyun oldu. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Server Yiğit. Öncelikle tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tabii daha öncesinde de buraya bizi veren iş adamlarına teşekkür ediyoruz. Benim değineceğim bir konu senaristimizdi. Yani senaristimiz bu oyunu kısa bir sürede içerisinde çıkarıldı. Sanırım heyecandan unuttuk onu. Ben burada biraz zikredilmesini taraftarıyım. Hepinize iyi akşamlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Muhittin Yılmaz. Bugün oyunda polis rolünü canlandırdım. Bu oyunda polis rolünü canlandırdığım için gerçekten gurur verici bir şey. Değindiğimiz uyuşturucu üzerine değindiğimiz oyunda çok güzel bir oyundu. Yani gerçek hayattan yansıttık. Yani yansıttığımızı düşünüyorum. Emeğe geçen ben ve ekip arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Merhabalar efendim. Bugünkü tiyatro gösterimizde gerçekten iyi bir iş çıkardığımızı ben düşünüyorum. Hani herkesi düşündürebilmişizdir inşallah. Düşünürsek ne mutlu bize diyorum. Nice projelerimize artık diyorum. Merhaba, iyi akşamlar. Hepinize merhaba. Ben Abdullah Rumi. Normalde oyuncu olarak oynuyorum. Ama ilk defa sahne çıkıyorum yani tiyatro olarak. Ve oynamaktan çok farklı bir şey yani. Daha canlı bir şey. Öyle söyleyeyim size. Ve bu ekipten olmaktan çok gurur duyuyorum. Ve iyi akşamlar, teşekkür ederim. Senes Durmuş, Aintab Sanat Kulübü'nde öğrenciyim. Daha önceleri lisede, ortaokulda birçok amatör gösteriye katıldım. Daha sonra Aintab Sanat Kulübü olarak Emine Duman ve Tuncay Günhan beni yanlarına çağırdılar. Sana eğitim verip bu işte ilerlemeni sağlayacağız diye. Sağ olsunlar, böyle yaşanmış bir olayı gerçekleştirebildik. Tabii yaşanmışlığı ne kadar gerçekleştirebiliriz orası muamma. Ama biz çalışırken bile çok duygulandık. Şu anda belki de biz bu oyunu oynarken bile birçok kadın, çocuk bu işe bulaşıyor. Kocasından dayak yiyor. Umarım bu işe bir son verebiliriz. Böyle de bir gösteri yapmış olduk. Yine herkes bilinçlensin. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Adım Zeliha, soyadım Akbal. Öğrenciyim. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır tiyatro ile ilgileniyorum. Bu sahneye çıkıp insanların arasında alkışlanmak, bu duygu beni daha çok motive ediyor.
Bu yolda ilerlemek istiyorum. İyi işler yapmak istiyorum. Hem Gaziantep için, hem kendim için, hem de insanların sanatı sevmesini ve saygı duymasını istiyorum. Merhabalar, ben İbrahim Ethem. Oyunda torbacı rolündeydim. Oyunumuzun en can alıcı noktası gerçek hayattan alınmış bir örnek olmasıydı. Yani biz oynarken ve provalarda yeri geldi, duygulandık. Ekip arkadaşlarımızdan ağlayan bile oldu. Yani bir daha böyle olayların yaşamamasını istiyoruz. Ekibimiz olarak bir kusurumuz olduysa affola. Biz güzel bir oyun çıkarmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. İyi ki varsınız. Merhaba, ben Metin Mutugu. Bu oyunda Veysel karakterini canlandırdım. Umarım iyi canlandırmışızdır. Ekip olarak çok güzel bir oyun çıkardığımıza inanıyorum. Ve bu uyuşturucu konusu maalesef Türkiye'de çok büyük bir felakete yol açıyor. Ve bunun sonu gelmiyor ve kimse buna dur demiyor. Ve çok teşekkür ediyorum. Ben Yaren Günan. İkinci sınıfa gidiyorum. Babamla beraber tiyatro oyunculuğu yapıyoruz. Teşekkür. Merhaba, ben Yunus Emre Kaya. İlk defa mikrofonla konuşuyorum. Çok güzel bir duygu. Bu duyguyu herkes yaşamasını tavsiye ediyorum. Ve uyuşturucu mücadele ettiğimiz ve biz tabii kötü rolde oynuyoruz. Torbacıyız adı üstünde. Mal satmak bizim işimiz. Malımız da şeker ağa. İsteyen varsa alabilir canım. İşte benden bu kadar. Ben Onur Akaslan. Benim şeyim biraz daha resmi olacak sanırım. Başta bize her türlü destek veren Emine Duman'a, İş Adamları Federasyonu'na çok teşekkür ederim. Bize bu sahneyi veren Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Oyunumuzda aksaklıklar oldu. Rejide kalp krizleri geçirdik. Olabilir ama sonuç olarak güzel bir şey ortaya koyduk. Herkese teşekkür ediyorum. Merhabalar. Ben Nalsan Sarıgül. 16 yaşımdan beri tiyatro yapıyorum. Gerçekten tiyatro yapmayı çok seviyorum. Sahnede olmayı çok seviyorum. 2-2,5 aydır Aintab Sanat Kulübü'ndeyiz. Birlikte çalışıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum, huzurluyum. İnşallah daha nice oyunlarımız olsun. Sizler de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Muhammed Toraman. Bu oyun için yani 3 aydır hazırlanıyoruz. Emine Duman olsun, Gaziantep İş Federasyonları olsun çok teşekkür edermesine. İyi günde de kötü günde de yan yanaydık. Bundan sonra da hep birlikte olmak dileğiyle. Efendim öncelikle merhabalar. Ben Tuncay Günhan. Aintab Sanat Kulübü tiyatro ekibinin hocalığını yapıyorum. Tiyatro eğitmenliğini yapıyorum. Bugün gerçekten güzel bir konuya değindiğimizi düşünüyorum. Özellikle gençlerimizin, zamane gençlerimizin çok çok dikkatli olması gereken bir zamanda böyle uyuşturucuyla mücadele ile alakalı bir oyun sergilemek istedik. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Bizler tüm ekibimin adına çok teşekkür ediyorum ekibime, Emine Duman'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 2,5-3 aylık bir sürede hazırlandık bu oyuna. İyi de hazırlandığımızı düşünüyorum. Mutlaka eksiklerimiz var ama en azından ekibimin canı gönülden elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Bundan sonra çok daha güzel projelerimiz olacak. Çok daha güzel toplum yararına hem eğitici öğretici oyunlarımıza dahil olmak üzere çok güzel projelerimize sizlerle beraber olacağız inşallah. Teşekkürler. Merhabalar. Gaziantep TV izleyenlerine buradan saygılar, selamlar. Aintab Sanat Kulübü olarak bugün çok güzel bir sahne aldık. Ekibimle ve kendimle gurur duyuyorum. Buranın genel koordinatör olmak gerçekten çok gurur verici. Arkadaşlarıma hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Aintab Sanat Kulübü olarak ufak birkaç şeye değinmek istiyorum. Aintab Sanat Kulübü çok zor şartlarda kuruldu ve çok zor şartlarda biz bu sahneye çıktık. Arkadaşlarım ve ekibim çok uğraştılar. Biz bu sahneye çok zor şartlarda çıktık ama biz artık bu sahnelerdeyiz ve biz her yerde olmak istiyoruz. Sağ olsun büyük desteklerimiz var. Gaziantep İş Adamları Federasyonu gibi, Gasmek Murat Aydın gibi. Herkese çok çok teşekkürlerimi iletiyorum ve ben burada Gaziantep'li iş adamlarının bize destek vermesini istiyoruz. Biz Aintab Sanat Kulübü olarak buradayız ve her zaman sahnelerdeyiz. Herkese teşekkür ediyorum. Ekibime ve bize destek veren herkese sonsuz teşekkürler.